Oğlunun kabrini çekeceğiz. Nereye geldik? Diyarbakır'ın Sur ilçesinde kesinlikle bu kabri görmeniz gerekiyor. İblis Aleyhisselam'ın ve oğlunun kabridir. Evet, iki tane kabri içeri. Arkadaşlar gelin. Gelin bir dua edelim. Evet. Kızımla beraber bu röportajı, bu programı yapıyoruz. Evet. Evet. Hadi bakalım diyor. Hadi işte. Görüyoruz. Bakayım hele içeride ne var. Bir içeri gireyim mi? Bakayım inşallah bir yalan mı lan olmaz. Ya Allah. Şimdi burada. Şimdi içeri girdim. Bismillahirrahmanirrahim. Nebi babam, Zalim kavminden kaçan bir peygamberdir. Daha sonra çok güzel bir ayet okuyor. Orada bu Yunus Aleyhisselam sure Yasin. La ilahe illallah. İlla en subhanika enni kuntu minez zalimin. Evet. Bu ayeti okuyor ve hutun hutun yani balinanın ağzından çıkıyor yani o sıkıntıdan çıkıyor. Kimi kaynaklarda ise aslında Asur devleti balık sembolüyle bayrakları vardı ve onu cezaevine atıyorlar, yakalıyorlar. Ona da bir sıkıntı anı diyorlar. Yani mesela bir balığın karnında kalmış diye. Tabii ki burada bazı alimler gerçekten de bir balığın onu yuttuğunu söylüyor. Bazı kaynaklar da aslında Asur devletinin zulmünden kaçıyor ama yakalanıyor. Bir süre cezaevinde zindanda kalıyor uzun yıllar. Daha sonra bu duaları okuyarak Allah-u Teala ona yardım ediyor. O zamanın kralı ölüyor. Yerine başka bir kral geçince onu serbest bırakıyor. Tabi bu iki tane düşünme var, düşünce tarzı var. Hud dediği şey, Kur'an'da hud diyor. Hud demek büyük balık, yani balina demek. Ama başka bir tefsircilerden de duyduğuma göre balık aslında, şimdi biz bugün diyoruz ya Fenerbahçe, Galatasaray'da Aslan, işte Kanarya, Fenerbahçe, Kartal, Beşiktaş. İşte o zamanın da Asur Krallığı'nın bayrağı neydi? Balıktı. Mesela bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrağı nedir? Ay ve yıldızdır. Amerika Birleşik Devletleri'nin yıldızdır. İsrail'in Davut yıldızıdır. Suudi Arabistan'ın kılıçtır. Mesela bu şekilde anlayabiliriz arkadaşlar. Gerçekten şu anda Yunus Aleyhisselam'ın oğlu buraya gelmiş. Tabi Nenova'da, Irak tarafından buraya gelmiş. Burada uzun yıllar kalmış. Herhalde bunu da tabelada gördük. Diyor ki Nebi Ogeda oğlu. Ogeda niye Ogeda mesela? Ogeda başka biri midir? Yunus Aleyhisselam'ın oğlu mudur Ogeda? Evet, Yunus Aleyhisselam'ın oğlu olabilir. Onu da bilelim. Allah Teala her zaman zalimlerin karşısına güçlü, cesaretli, Allah'tan korkan insanları çıkarır. Mesela düşün, biz diyoruz ya şeytanın insanları, şeytanın askerleri, şeytanın şeytanı sevenler, şeytanın adımlarını takip ederler. İşte kimisi de Allah'ın yolunu takip eder. İşte bu şekilde isimleri bugüne doyurulur. Mesela düşünün, Nemrut o kadar zengindi. O zamanın
çakalları, çukalları ona bayağı bir selam, saygıda hürmet ediyorlardı. Ama bugün tüm insanlık, bütün insanlık yani, bütün insanlık bugün Araplardan da Mısır, şimdi Araplardan geldiği için Mısır olduğu için üzerine gelişiyor. Kimse onu iade etmiyor. Başımızın üstünde mesela biz ona saygı veriyoruz ve diğer peygamberlere de. Demek ki bizim buradaki meselemiz insanların iyi olması, insanların iyi olması ve yararlı işler yapmasıdır. Hani mesela düşünün bugünkü çok zengin, işte çok iyi dediğimiz kişi Allah ne diyor? Kur'an-ı Kerim'de diyor ki sizin dostlarınız hadi gelip sizi kurtarsınlar. Öldükten sonra sizi kurtarsınlar. Ne paraları yeter ne de o çakallıkları, yalakallıkları yeter. Ama gerçekten Allah'ın dostları her zaman bu şekilde. Ve diğer vakada bir de Zülkif Aleyhisselam'ın kabri var. Kargari içerisinde yani arkadaşlar. Bir gün de kısmet olursa Zülkif Aleyhisselam'ın kabrine gireceğiz. Bugün ben kızımla beraber bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. Büyük zorlu hala. Kızım da tabii biraz tembel bir kız. Babasına çekmemiş. Allah Allah. Yok. Çok mütevazi bir yer. Bak görüyorsunuz arkadaşlar. Mütevazi bir yer. Ne mermer var. Ne granit taş var. Ama bizim gönlümüzde unutmayın. Düşün burada çok da bir problemdi. Peygamberlerin bir özelliği de budur. Ben öldükten, ben rahmet ettikten sonra benim bedenime bir şey aramayın yani. Kresteye girmesin. Ama bazı insanlar vardır. Ben öldükten sonra benim kabrimi öyle bir yapın ki dünya çapında olsun der. Tabii bu da kişilerin sosyolojisine, inancına kalmış bir şeydir. Tabii Allah-u Teala inşallah bizi korur. Biz de buradan çıkayım ben de bahçeye çekelim. Hadi Allah, ya Allah. Evet, gelin buraya arkadaşlar. Kızımla. Tabii kızım Allah kısmet ederse büyürse biz burada başka bir video çekeriz kızımla beraber. Ben hocam bir ağa planı attık biraz. Bu camiyi de çok güzel arkadaşlar, bu cami. Bu da çok güzel, ortam çok güzel. Yemin ediyorum. Diyarbakır, çok güzel bir yerde peygamberler seyrettiler, Urfa'yla beraber. Urfa'da Eyüp Aleyhisselam, çok peygamberler var daha ismini sayamayadığım, Diyarbakır'da öyledir. Onun için kısmet olursa gelirsiniz buralara. Mesela İslam'ın da kabrini görürsünüz oğlunu. İnşallah Allah kısmet eder diyelim. Teşekkür ediyorum arkadaşlar hepinize. Güzel bir video olduğunu düşünüyorum. İnşallah faydalanırız. Eyvallah.